TRT Haber'den Haber Odası programından iyi akşamlar. Bu akşam programımızda Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfekçi'yi ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Bakanım programımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Murat Çelik her zaman olduğu gibi bize eşlik ediyor. Vatan Gazetesi Ankara temsilcisi. Yani bu arada Sayın Bakan'ın ulusal bir kanaldaki bakan olduktan sonraki ilk yayını. Evet, gerçekten de öyle. İnşallah hayırlara vesile olur. Bundan sonra olsun, daha nice yayınlar olur. Bundan sonra yayın tekliflerinden kaçmaya mı çalışırsınız yoksa evet. Hani nasıl olacak bakalım göreceğiz. Sizin evet. Açınızdan da hayırlı olsun yeni dönem. İnşallah. Malatya'ya da hayırlı olsun aslında değil mi? Aynen. Çok evet. Uzun bir süreden sonra Malatya'dan bakan çıktı. Gerçekten bu anlamıyla Malatyalı hemşerilerimizin sevinci, heyecanı sadece Malatya'da yaşayan değil bütün Türkiye'de yaşayan Malatyalılar, komşu iller, bizim bakan olmamızla beraber, Malatya'ya bir bakanlığın verilmesiyle beraber, Malatyalı bir milletvekiline bakanlığın tevdi edilmesiyle beraber gerçekten çok sevinç ve mutluluk hissettiler. Bu anlamıyla da başbakanımıza, cumhurbaşkanımıza da her zaman teşekkürlerini ifade ediyorlar çeşitli vesilelerle. Peki aslında birçok konu başlığımız var ya, hepsine geçeceğiz de. Madem hani Malatya'dan işte bir bakan çıktı, uzun yıllar sonra bunu konuştuk. Bakan olduğunuzu nasıl öğrendiniz? Bakan olduğumuzu biz Malatya Doğanşehir ilçemizde bir şehit cenazemiz vardı. Hı hı. İl başkanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber şehit cenazesine iştirak etmek üzere arabada giderken öğrendik. Ben de daha önce bilmiyordum. Radyodan mı? Telefon mu geldi? Radyodan dinliyorduk. O ara sürpriz oldu. Benim için ve benimle beraber il başkanımıza da, Büyükşehir Belediye Başkanımıza da ve Malatya'ya da sürpriz olmuştur evet. Güzel bir sürpriz olmuş evet. Malatya'ya evet. Peki sıcak gündemle başlayalım. Şimdi Habur sınır kapısı bölgedeki olaylar nedeniyle bugün kapandı. Önce evet. İsterseniz son durumu bir anlatın. Nedir? Ne oluyor? Ne zaman açılacak? Neden kapandı? Evet. Biliyorsunuz o bölgede Cizre ve Silopi'de terör unsurlarından arındırmak için İçişleri Bakanlığımızın başlatmış olduğu asker ve polisimizle desteklenen terör örgütüne yönelik bir operasyon vardı. Bu operasyonla ilgili olarak giriş çıkışların Irak'a yönelik mal giriş çıkışlarının da tehlike arz etmemesi için özellikle yük taşıyan kamyoncularımızın ve ihraç mallarımızın zarar görmemesi açısından güvenlik tedbiri olarak o İpek Yolu üzerinde biliyorsunuz İpek Yolu'nun kapatılması gündeme geldi. Bununla ilgili de kapıların da Habur sınır kapımızın da kapatılması istenildi ve bizler de güvenlik açısından bunu uyguladık. Belli bir süre var mı? Tabii oradaki operasyonların gelişimiyle ilgili operasyonların bizler istiyoruz ki bir an evvel neticelensin ama ne kadar süreceğini şu anda kestirmek doğru. Zor. Ama zannediyorum ki en kısa zamanda özellikle İpek Yolu güvenliği sağlandıktan sonra Habur sınır kapısı da açılacak. Sayın Bakan, yani tabii ki sizin görev alanınız spesifik olarak evet. Hani habur, gümrük, ticaret vesaire ama bir hükümet üyesi olarak, bir parlamenter olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sadece İpek Yolu üzerinde değil, Diyarbakır'ın merkezinde, Suri evet. ilçesi de dahil bölgede birçok yerde çok ciddi bir sıkıntı uzun süredir yaşanıyor ve yani insanlar toplu halde göç etmeye bile başladı. Yani geldiğimiz nokta itibariyle bir genele dair de yorumunuzu alabilir miyim? Şimdi ben o bölgenin de çocuğu ve milletvekili tabii, olarak yakinen de bilen birisi olarak şunu ifade edebilirim ki o bölgenin de terör örgütünün baskısından ve zulmünden o insanları kurtarmak lazım. Gerçekten de gerek esnafa, gerek tüccara, gerek orada yaşayan insanlara terör örgütünün uygulamış olduğu ekonomik baskı, terör örgütünün uygulamış olduğu şantajlar, terör örgütünün o bölgenin ticaretinin engellenmesi noktasında yapmış olduğu çalışmalar en sonda insanların artık yaşam hürriyetine, dolaşım özgürlüğüne kastedecek şekilde hendekleri kazarak o insanların özgürlüklerini elinden almalarına
ve o insanlar üzerinde uyguladıkları baskılarla insanın konut dokunulmazlığından tutun da yaşam hakkına kadar her alanda çok ciddi baskı uyguluyorlar. Ve artık insanlar o kadar ki bu insanlar şehrin varoşlarında olan insanlar, daha fakir kesiminde olan insanlar, o insanların çocuklarına, gençlerine el koyabiliyorlar. O insanların evlerine el koyabiliyorlar. O insanları canlı kalkan olarak kullanıyorlar. Ve o insanları konuşmamak için, dertlerini dahi anlatmamak için müthiş bir mahalle baskısı ve tehdit uyguluyorlar. Tabii devletin uzun süre buna seyirci kalması düşünülemezdi. Ki uyguladığı yöntem gerçekten 1990'lardan çok farklı. Bir sivil vatandaşımızın burnu dahi kanamaması için günlerce sabırla o sokağın başında bekliyorlar. Ama mücadelenin gerekli, doğası itibariyle evet, o artık çok kolay değil. Meskun mahal tabii, çatışmaları şimdi, çok farklı bir yere taşıdı. Ama bu kadar hassas hassas davranıyorlar. Ve şehit verme pahasına bu hassasiyetlerini sürdürüyorlar. Ama biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi gerek sokak aralarının dar olması, gerek birbirlerine geçirgenlik oluşturması mücadeleyi biraz daha zorlaştırıyor. Ama yine ben buradan bir kez daha tebrik ediyorum hassasiyetlerinden dolayı güvenlik güçlerimize. Ciddi anlamda sokakları temizliyorlar. Ve netice itibariyle de göreceksiniz inşallah Cizre'de de Silopi'de de hiçbir terör örgütü mensubu kalmayana kadar şehrin dışına çıkıp hatta ülkenin dışına sürülene kadar inşallah o mücadele devam edecek ve netice de alınacak. Bir son dakika bilgisi var, onu paylaşalım. Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen bir teklif. Emekliler için evet, 100 liralık bir seyyanen zam vardı. Plan Bütçe Komisyonu'nda vardı, aha, doğru. Kabul edilmiş. Dolayısıyla bundan sonra süreç ilerleyecek. 2016 itibariyle emeklilere seyyanen 100 lira ödenecek. Zaten Başbakanımızın da ifade ettiği gibi eylem planımızda da 64. hükümetin eylem planında da açıkladığı gibi gerek asgari ücret ki o da gündeme gelecek görüşmeler neticesinde gerek emeklilere vermiş olduğumuz sözleri ve gerekse diğer vaatlerimizin tamamını peş peşe inşallah kısa zamanda hayata geçireceğiz. İşte bu biraz önce ifade ettiğiniz 100 liralık kat seyyanen zam da bu bağlamda vaat ettiğimizi gerçekleştirmemizdir. Şimdi gümrük kapıları çok önemli. Çünkü ticaretin ilk eşiği, ilk aşaması. Şimdi gümrük kapıları deyince, şimdi gümrüklerle ilgili ayrıntılara gireceğiz ama sorunlu bir noktamız var şu an için. Rusya ile bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Evet. Düşürülen Rus uçağının ardından. Özellikle yaş sebze meyve konusunda. Nedir son durum, tablo? Ne kadar ürünümüz kapıdan döndü ve mağduriyet yaşandı mı? Yaşandıysa evet, bunlar nasıl telafi edildi? Tabii sizin de bildiğiniz gibi Rusya ile ilgili gelişmeleri tekrardan başa dönmemize gerek yok ama biz özellikle şunu ifade etmemiz gerekiyor. Biz sorunun diyalogla çözülmesi noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve gerginliği artırmama noktasında azami gayret gösteriyoruz. Dikkat ederseniz bugüne kadar da karşılıklı esasını hayata geçirmedik. Bugüne kadar bize dönen gümrüklerde dönen 57 tane gemimiz var. 136 tane tır, bir de uçağımız var. Rusya tarafından geri döndürülen. Tabii 25 Kasım itibariyle de veya son 8 Aralık arasında bizim ihracat beyannamemizden iptal edilen de 200 tane var. Bunun yaklaşık parasal tutarı 8 milyon 500 bin dolarlarda. Ama iddia edildiği gibi veya büyük yaygın kanaatin aksine bunların büyük bir çoğunluğunu yaş sebze meyve şey yapmıyor, kapsamıyor. Neler bunun var? Dışında yaş sebze meyve var, kazanlar var, makineler var. Hı hı. Ondan sonra yedek sentetik parça ve suni lifler var. Yedek parçalar var, otomotiv yedek parçalar var, plastik mamulleri var. Bunlar elektrikli makine ve cihazlar var.
Bunlar ilk 5 kapsamında sayılabilir. Bunların toplam biraz önce de ifade ettiğim gibi parasal değeri çok abartılacak şekliyle değil. Zaten bizim Rusya'ya ihracatımız ithalatımızdan daha az. İthalatımız daha çok. Ve yaş sebze meyve oranı 290 milyon dolar civarlarında toplam. Ki bunların bir kısmını biz zaten daha önceleri ihraç etmiştik. Ama biz vatandaşlarımızın özellikle sektör temsilcilerimizin çok fazla bu krizden etkilenmemesi için de elimizden gelen gayreti ve tedbirleri diğer ilgili ekonomi bakanlarımızla beraber aldık. Almaya da devam ediyoruz. En kötü senaryoya dahi çalıştık. Özellikle yaş sebze meyvelerin tekrardan yurda gelmesi halinde gümrüklerde her türlü kolaylığı tanıyoruz. İş piyasaya sürülmesi noktasında yaş sebze meyvelerin bozulup çürümemesi noktasında bütün hızlı gayretimizi hızlı gösteriyoruz. Hatta başka piyasalara yönlendirme noktasında yine gümrüklerimiz etkin bir şekilde işlem yaparak süratle başka piyasalara da yönlendiriyoruz ve bu noktada çalışmalarımız bütün kapılarımızda aynı titizlik ve hassasiyetle devam ediyor. Geçen hafta sizin oturduğunuz koltukta yine kabinenin yeni bakanlarından Mustafa Yılıtaş oturuyordu. Görev alanlarınızda belli ortak noktalar da var malum. Onunla konuşurken de bu işi ticarette duygusallık olmaz. Hani bu iş bir şekilde arka kapı diplomasisi yoluyla, iş dünyası üzerinden, sermayedarlar üzerinden vesaire Türkiye-Rusya arasında belki de hani politikacıların arasını biraz sermaye sahipleri bulur gibi bir sonuç çıkmıştı. Katılır mısınız? Elbette ki yani su akar yatağını bulur. İnsanlar bir şeyden para kazanıyorlarsa, bir ticaretten para kazanıyorlarsa bunu hükümetler nezdinde belki geçici olarak engelleyebilirsiniz ama bunu başka ülkeler, dünya artık globalleşti ve küreselleşti. Bu noktada sadece sınır kapılarından ticaret yapılmıyor. Başka ülkeler üzerinden ticaret yapılıyor. Başka insanlar araya sokularak buradan mal alınıp işte atıyorum İran'a, İran'dan Rusya'ya gibi veya Bulgaristan üzerinden gidebilir. Tabii bütün bunlar ileride Türkiye-Rusya krizinin yumuşamasına da neden olacağına ben inanıyorum. Ve uzun süreli de bu kriz yönetilmez Rusya tarafından. Bir şekliyle tekrardan kademeli olarak zamana yayılarak normale döner diye düşünüyorum. Şimdi hep bir haber klasiğidir aslında. Uzayan işte tır kuyrukları gümrük kapılarında. Evet. İşte bu hep gündeme gelen, özellikle belli dönemlerde yoğunlaşan tır kuyruklarından yakındır. Hatta işte bazen denir ki işte Bulgar gümrüğünden kaynaklanan sorunlar, işte başka gümrük kapılarında farklı ülkeler için bu sorunlar söz konusu olabilir ama kendi gümrük kapılarımızda da bir ağır işleyiş belki vardı önceden. Evet. Şimdi bunu hızlandırmak adına neler yaptık, neler yapıyoruz? Bu X-ray cihazları bütün kapılarda artık tırlar için yerleştirildi mi, yerleştiriliyor mu, ne aşamadayız ve nasıl bir süreç düşünüyorsunuz bu işlemi hızlandırmak için? Şimdi biz tabii bakanlığa devraldıktan sonra yeni bir vizyon vermeye çalışıyoruz ve şu hedefleri ortaya koyduk. Özellikle bizler bütün gümrük kapılarında ve işlemlerinde otomasyona geçmek istiyoruz ve online işlemler yapılmasını istiyoruz. Böylelikle insan unsurunu en aza indirerek maliyetleri azaltıp küresel piyasalarda bizim ihracatçılarımızın veya tüccarlarımızın rekabet edebilir hale gelmesini istiyoruz. Bizim gümrükleme maliyetlerimiz Avrupa ülkelerine oranla biraz daha pahalı. Bunu makul seviyelere çekip rekabet gücümüzü artırmak istiyoruz. Özellikle bakanlıktaki arkadaşlarımıza verdiğimiz talimat artık bir sene sonra biz makam odasında oturduğumuzda bilgisayarımızı açtığımızda Habur gümrük kapısında veya Kapıkule gümrük kapısında bir tırın hangi işlemlere tabi olduğunu, şu anda nerede, hangi işlemde olduğunu biz buradan görebilmeliyiz. Aslında çok zor olmamalı bu çağda. Esasında evet biz de onu ifade ettik. Çok da zor olmadığını, bunun teknik altyapısının bizim bakanlıkta mevcut olduğunu biliyoruz. Sadece işlemleri basitleştirerek
özellikle sadece bizim bakanlığın elektronik ortama, online ortama geçmesi yetmez. Biliyorsunuz Gümrük Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın birçok paydaş bakanlığı bulunmaktadır. İşte. İlişkili olduğu bakanlıklar bulunmaktadır. Gümrükten siz bir gıda ihraç ettiğinizde ve ithal ettiğinizde sadece bizim işlemimiz yetmiyor. Gıda Tarım Bakanlığı'nın kontrolü Maliye gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın kontrolü gerekiyor. Evet. Maliye Bakanlığı'nın kontrolü gerekiyor. Eğer bu savunma sanayi ilgilenen bir konuysa onların işlemi gerekiyor. Yani aklınıza gelen bütün bakanlıklarla biz bir anlamıyla ortak çalışıyoruz. Onların da online ortama geçmesi lazım. Bununla ilgili bakanlarımız da sağ olsunlar yeni 64. hükümette bu konuda bize her türlü desteği vereceklerini ifade ettiler. Onun için de biz işlemleri online ortama geçirdiğimizde siz artık ofisinizde hem işlemleri tek tuşla yapmaya başlayacaksınız. Aynı zamanda sizin yüklemiş olduğunuz ticari emtianın hangi aşamalarda olduğunu adım adım izleyeceksiniz. Sayın Bakan sadece o değil bir de evet. Geçmiş yıllarda çok rastladığımız, çok haberini yaptığımız hani sıkıntılı soruşturma konuları, istismarlar tabii. Vesaire de bu otomasyon tabii. Sistemi sayesinde şimdi minimuma iner. Aynı zamanda kamera sistemiyle antreporların denetlendiği, görüldüğü ve bunun Ankara'da bizim belki sizlerle de paylaşacağız yeni bir kaçak komuta merkezi açıyoruz. Online olarak bütün kapılarımızı artık oradan izleyeceğiz. Kontrol edeceğiz. Bunu basınla da paylaşacağız. Geniş bir, daha önce de vardı ama dar bir alanda. Biz bunu genişletiyoruz ve geniş bir alana yayıyoruz. Orada da izleyeceğiniz, göreceğiniz gibi artık işlemlerin birçoğunu biz kamera sistemleriyle, kayıtlarımızla izlemiş olacağız ve böylelikle bugüne kadar gümrük denince akla gelen birçok olumsuz unsurları biz bertaraf etmiş evet. Olacağız inşallah. Önemli. Bunu tabii gümrüklerin mahiyeti itibariyle biraz da buna müsait. Siz orada bir suistimal gerçekleştirdiğinizde atıyorum bir ithalatçının malını diğer ithalatçıdan 10 gün önce çekmesine vesile olduğunuzda o arkadaşımız piyasaya hakim oluyor. Biz bu kadar kışkırtıcı bir ortamda biz gümrükte çalışan arkadaşlarımızı bu baskıyla muhatap etmek istemiyoruz. İşlemleri onun için online ortama çekerek her işlemin bir de standardını yakalamak istiyoruz. Yani diyelim ki mesela normal şart... Çok özür dilerim. Mesela bir tır, evet. bir gümrük kapısından normal yükü, evrakları, her şey tam. Kaç dakika sürer bir işlem? Şimdi tabii orada şu işlemler yapıyor. Beyaz hat, mavi hat, yeşil hat, kırmızı hat var. Taşıdığı mal risk gruplarına yani. Göre analizleri yapılıyor ve bu hatlardan birisini alıyor. Eğer beyaz hattan yapıyorsa hızlı bir şekilde işlemlerini tamamlayıp çıkabiliyor. Ama kırmızı hatta düşen bir MTA ise, bir araçsa onun muayene ve kontrol işlemleri daha hızlı oluyor. Daha yavaş oluyor detaylı ve daha çünkü. Detaylı bir işlemden geçiyor. Hatta işte bizim köpek yetiştirme merkezimiz var. Yakında onu da hizmete açacağız. Modern bir tesis. Onu da paylaşacağız inşallah. Orada yetiştirilen köpeklerin aramasına kadar çok ayrıntılı, daha da şüphelenilen durumlar varsa çok ayrıntılı, hatta aracın her tarafına sökülmesine kadar devam ediyor. Tabii bunun biz normal işlemleri bahsediyoruz. O normal işlemlerde her işlemin belli bir standartını yakalamaya çalışacağız. Şu an için öyle standartlar kağıt üzerinde var ama uygulamada böyle bir standart yakalamak zor. İnşallah bir sene sonra veya en geç 1,5 sene sonra bu standartları biz yakalamış olacağız. Tabii narkotik boyutu da herhalde tabii, sizin için yani önemli bizim, değil mi? Biliyorsunuz gümrük muhafaza memurluğumuz var, gümrük istihbaratımız var. Bununla ilgili orayı da çok ciddi takviye ediyoruz. Oranın yazılımlarını modernize ediyoruz. Risk kontrol merkezimiz var. Risk analiz merkezimiz, daire başkanlığımız var. Onun işi de riskli eşyaları, riskli kişileri, riskli araçları analizlerini yapmak. Hatta uygulamalarını yapmaya başladık. Yüz analizlerini de yapan sistemi de inşallah. Ya tırı şoförünü tanıyacak orada, ona göre bakacak. Yolcular da dahil olmak üzere bunları gerçekleştireceğiz.
biz gümrüklerde teknolojiyi sonuna kadar kullanmak istiyoruz ve yararlanmak istiyoruz. Özellikle gümrük işlemlerini yaparken de yolcularda insanlarımızı çok fazla rahatsız etmek istemiyoruz. Onun için biz ihalesinde yaptık 18 tane mobil X-ray cihazı alıyoruz. Bunlar şut altı dediğimiz bir tarif ve bir tanım var. Uçaktan siz yurt dışından geldiniz, uçaktan indiniz, valizleriniz, bagajınız o mobil cihazdan geçip normal bantlara düşecek. Siz kontrol edildiğinizi fark etmeyeceksiniz. Bu çok iyi. Bunu biraz açar mısınız? Riskli. Bu mobil bir cihaz. Çok özür dilerim. Şöyle izah etmekte belki fayda var. Normalde bagajlar giderken bu kontrolden geçer gidersiniz. Evet. Dönüşte ise mesela örneklem grubu gibi. Hani seçerler ve o şekilde kontrol eder. Ama sizin işte, dediğiniz sistemle değişiyor. Biz onu değiştireceğiz. Nasıl yani değiştireceğiz? Uçak bir kere şöyle bir yazılımımız var. Yurt dışından herhangi bir havayoluyla gelen yolcuların listesi önce bize geliyor. Şimdi bu onun bir analizini yapıyoruz. Bu ayrı bir konu. Uçak havadayken. Evet. Bütün yolcularımızın geldi, havalanına indi. Bağışlar siz yolcu salonuna doğru giderken bağışlarınız bizim o mobil X-ray cihazımızdan geçecek. Valizleriniz kontrol edilmiş olacak, bağışlarınız. Eğer riskli bir, şüpheli bir cisim veya emtia saptanmışsa sizi ayrı olarak kontrol edecekler. Ama öyle bir şey yoksa da örnekleme gibi herkesin içerisinde valizinizi açın, ne var ne yok kontrol edilmeyecek. Siz valizinizi alıp normalde gireceksiniz. Peki çok özür dilerim. Şunu sormak istiyorum. Belli limitler vardı yurt dışından getirebileceğiniz şey. Şu kadar çikolata, şu kadar çay, şu kadar bir şey gibi. O yazılımla bunun da denetimi sıvı katı bir şekilde mümkün olabilecek mi? Tabii onların belirli diyelim ki sizin valizinizin tamamı çikolataysa veya içkiyse o zaten orada görünmüyor. Ama o belirli bir şeyse bakılır orada görünüyor zaten kaç şişe olduğu veya ne kadar olduğu görünüyor. Zaten eğer o valizinizin içerisinde o sıvının cinsi belirlenemiyorsa zaten şüpheli olur. O zaman hemen açalım. Açalım deniyor ama belirleniyorsa zaten sıkıntı yok. Orada o zaman bu zannederim şimdi bu söylediğiniz ben şöyle düşünüyordum. Hani bu zaten var diye düşünüyordum ama demek ki yokmuş. Bazı yabancı ülkelerde rastlıyoruz gittiğimiz zaman. Bazılarında işte hani yeşil hat kırmızı hat deklare edeceğiniz bir şey var mı yok mu? Bazılarında hiç insan yok. Demek ki o insan olmayanlarda bu sistem var. Bu sistem burada anlaşılan o. Bazen açık bakıyorlar. Evet bir de bakıyorlar. Kilitlemeyin diyorlar, kırıyorlar falan. Onu o şekilde yapıyorlar. Zaten şüphelendiklerini ona göre kontrol ediyorlar. Şimdi biraz ticaretin elektronik halinden de konuşmakta fayda var. Elektronik ticarette konuşacağız ama belki gümrük kapıları ile ilgili bir son nokta ekleyelim. Ondan sonra elektronik ticarete değinelim. Hayatın çok geniş bir alanına dokunuyor bakanlığınız. Evet. Örneğin çocuklar için oyuncak aldık. Sizi denetlememiş olursanız biz belki kötü bir oyuncak aldık. Tabii. Zararlı maddeler içeren bir oyuncak aldık. Zaten vatandaş olarak kafamız çok karışık oldu. Aynen. Evet, denetim maalesef. Sağlıklı olabiliyor mu? Yani bu nokta da önemli. Hani kaçakçılık boyutu falan hepsi ayrı ama bir de yediğimiz, içtiğimiz ithal ürünler var, kullandığımız giysiler var, oyuncaklar var. Bunlar da denetimi ne kadar sağlayabiliyoruz? Şimdi tabii yasayla piyasanın gözetimi denetlenmesi de bakanlığımıza verilmiş. Piyasa gözetimi denetlenmesi. Ayrıca piyasaya arz edilen ürünlerin denetlenmesi de kısmen bize verilmiş. Diğer ilgili bakanlıklarla beraber, sağlıkla ilgili Sağlık Bakanlığı'yla, gıdayla ilgili Gıda Tarım Bakanlığımızla veya o ürünlerin TSS standartlarının belirlenmesi, Bilim Teknoloji Sanayi Bakanlıkları'yla beraber hedefimiz esasında bunları da sadeleştirmek. Aynı işlemleri yapan birçok bakanlıklar var. Şimdi 64. hükümetimizin yeri geldiği için söylüyorum. 64. hükümetimizin amaçlarından birisi de aynı işleri mükerrer hale getirmemek ve sahibinin tek olması önemlidir diye düşünüyorum. Bu noktada özellikle bizim bir kere ithal oyuncakların gümrüklerden girerken ciddi bir kontrolünü yapıyoruz. Oradaki oyuncakların için yine söylüyorum, kullanılan boyadan, boyanın cinsinden
kullanılan elyaflara, sentetiklere kadar hepsini inceleyerek laboratuvarlarımız var. Yine Gümrük ve Ticaret Bakanlığımıza bağlı 6 bölgemizi de 6 tane laboratuvarımız var ve bu laboratuvarlar tarafından test edilen, onaylananlar ancak gümrüklerden içeri alınabiliyor. Bununla ilgili işlemleri yapıyoruz ama esas sorun kaçak olarak yurda girilen, nasıl o zaman yani, bu kadar? Birçok ürünün özellikle sınır güvenliğinin zayıf olduğu bölgelerden yurda kaçak olarak giriliyor. Bir de ülkemizde merdiven altı tabir edilen üretimler var. Bunların denetimlerini de ticaret il müdürlükleri vasıtasıyla zaman zaman piyasaya çıkarak denetim elemanlarımız, ki biz inşallah bu dönemde oradaki denetim elemanlarımızın sayısını da artırarak gerekli nitelikleri kazandırıp eğitimlerini vererek daha çok denetim yapmaya yönelik çalışmalarımız da var. Amaç burada vatandaşımızın daha sağlıklı hem eşyaları kullanabilmek hem de güvenli bir şekilde gönül huzuruyla bu ticareti yapabilmek. Bütün bu başından beri bakanlıkla ilgili, yani gümrükteki memurdan şu son söylediğiniz denetime kadar sizin kalifiye personele ihtiyacınız birçok bakanlıktan daha çok var, o belli. Peki personel konusunda bir sıkıntı buldunuz mu önünüzde oturunca? Yani şu anlamda soruyorum. Hani ne bileyim, şu kadar personel ihtiyacım var bakanlık olarak, işte şu kadarın özlük hakları ile ilgili beklentileri ya da sorunları var çözülmesi gereken. Personel bununla ilgili hızlı bir şekilde arkadaşlarımız çalışıyor. Zaten şu anda önümüzdeki dönem ilanları yapılmıştı benden önce. 635'e yakın personel alacağız. Ama bizim ondan da öte çok büyük bir eğitim kompleksimiz var. Hizmet içi eğitim binamız var. Burada çok ciddi eğitimler veriyoruz. Hatta başka bakanlıklar da zaman zaman bu eğitim tesislerimizden faydalanıyorlar. Gerek gümrük muhafaza memurlarımızın atış talimine kadar, onların atış eğitimlerini periyodik olarak yaparak, çok güzel bir poligonumuz var. Gerekse gümrük muayene memurlarımız, hatta avukatlarımız, hatta bölge müdürlerimiz, buralara davet ederek, çağırarak hem günün gelişmelerine göre eğitimlerini tazeliyoruz, hem de bizim Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde gümrüklerde görev yapan görevli memur arkadaşlarımızın eğitimlerini tamamlıyoruz. Bizim için eğitim gerçekten çok önemli. Peki, şimdi elektronik ticareti bir değinelim. Elektronik ticaret yeni dünya düzeninde en çok konuştuğumuz konu başlıklarından biri aslında. Devasa hacimlere ulaşan bir ticaret pazarı söz konusu. Türkiye'de bugün için vatandaşlar güvenerek internet sitelerinden e-ticaret, elektronik ticaret yapabilirler mi? Bu konuda ne söylemek istersiniz? E-ticaret gerçekten geleceğin önemli sektörlerinden birisi ve hızla da gelişen bir sektör. Bugün için 48,5 milyara yakın bir ticaret hacmi var ama 2018'lerde 178 milyar dolarlara yaklaşan bir hacme ulaşması bekleniyor. Bununla ilgili bakanlığımız 2015 yılının başında e-ticaretin düzenlenmesiyle ilgili kanunları çıkarttı. Şimdi ikinci düzenlemeleri yapmak için bakanlığımız çalışmaları devam ediyor. Bununla ilgili de hem ilgili sektör temsilcileriyle, hem topla, hem de bu sektördeki aktörlerle, piyasa yapıcı aktörlerle yakın temas halinde çalışmalarımızı inşallah sürdüreceğiz. Burada önemli olan şu, tüketicinin de korunması lazım. Çünkü aynı zamanda e-ticaret istismara açık bir alan. Özellikle servis sağlayıcıları, ondan sonra bu hizmeti verenlerin teminat gösterebilmeleri, yerlerinin belli olmaları. Çünkü siz elektronik ortamda sipariş verdiniz. Bunun güvenliğinin, para ödemesini yapmanız lazım. Bunun güvenliğini sağlamamız lazım. Ürünün size istediğiniz efsafta gönderilmesi noktasında zamanında ve ürünün sizin istediğiniz nitelikte olması için de bizim gerekli düzenlemeleri yapmamız lazım. Çünkü biz zaman zaman karşılaşıyoruz. Bir sürü sipariş alınıyor ama adamın deposunda yok. Bu ürünü
size zamanında veremiyor ve istediğiniz nitelikte veremiyor. Bununla ilgili ikinci düzenlemeleri biz sektör temsilcileriyle beraber çalışıp hayata geçireceğiz. Ama şu anda çok büyük bir sıkıntı yok. Sektörü izliyoruz ve bu sektörün gelişmesi noktasında da gerek biz yasal anlamda bunun çalışmalarını yapıyoruz, gerekse tüketici yönünden, tüketici güvenliğinin sağlanması yönünden de gerekli çalışmaları yapıyoruz. Çok yakında inşallah bunun altyapılarını tamamlamış olacağız. Peki şimdi orada da çok ciddi bir rekabet var. Yani evet. Hani şimdi demin mesela Rusya'dan bahsederken bazı kısa yollar olduğunu evet. söylediniz. Yani örneğin işte internet üzerinden yapılabilecek bazı hamleler de belki bu sorunu aşmakta bypass yöntemi olarak kullanılabilir. Bunu sadece hani Türkiye içinde evet tabii ki son kullanıcının menfaatlerini gözetiyorsunuz ama Türkiye'nin genel ekonomisi içinde hani Türkiye'nin e-ticaret yoluyla kazanımları gibi bir başlığınız var mı? Tabii ki var. Yani e-ticaret bir kere girişim sermayesi noktasında bize büyük bir avantaj sağlıyor. Siz kiralama maliyetlerinden kurtulmuş oluyorsunuz. Birçok insanı istihdam etme noktasındaki istihdam maliyetlerinden Doğru. kurtulmuş oluyorsunuz. SSK gibi bir takım ek primlerden kurtulmuş oluyorsunuz. Ve en önemlisi de hızlı pazarlara erişme gibi bir avantajınız var. Daha geniş kesimlere erişme gibi bir avantajınız var. Birçok firma stoksuz çalışma gibi avantajları var. Bunun gibi birçok avantajları biz ardı ardına sayabiliriz. Onun için de gerek bizim bakanlığımız, gerekse Bilim ve Teknoloji Bakanlığımız bu noktada elektronik ticaretin gelişmesi noktasında teşvikler yapıyor. Ama biz şu alanı özellikle şu noktanın bir kez daha altını çizmek istiyoruz. Bizim için güvenli e-ticaretin yapılması çok çok önemli. Onun için güvenlik sertifikasının veya güvenlik damgasının verilmesi de yine bizler sektör temsilcileriyle istişare halinde böyle bir damgayı vurmak istiyoruz, vermek istiyoruz. Bu damgayı alanların da bu mekanizma içerisinde kontrolünün yapıldığını, devlet tarafından veya kamu otoritesi tarafından kontrolünün yapıldığının bir güvencesi olacak. Buralardan ticaret yapan vatandaşlarımız veya siparişte bulunan vatandaşlarımız bu logoya güvenerek evet, daha rahat bir ticaret Çok yapmış önemli. Olacak. Şu anda herkes bu alanı açabiliyor. Çok fazla da genel şartlar dışında bir izne tabi değil. Şimdi önemli konu başlıklarından biri, özellikle son dönemde bazı ilanlar var internette falan da. İşte burada arabaya çok para ödemeyin, evet. yurt dışından araba 2 yıl izni var, sizin için işlemlerinizi yapalım, işte Gürcistan'dan, Bulgaristan'dan size araba getirelim gibi. Böyle bir şey mümkün. Yani ben, Murat Bey, biz burada oturuyoruz, Türkiye'de yaşıyoruz, ikamet ediyoruz. Ben işte yurt dışından bir araba aldım, getirdim, 2 yıl kullandım. Sonra işte giriş çıkış yaptım ve kullanmaya devam ettim diye bir şey söz konusu olabilir mi? Tabii bu biraz da istismar ediliyor. Esasında Başbakanımızın Avrupa'daki Türklere yönelik olarak seçim zamanı vermiş olduğu vaadin hayata geçirilmesiyle beraber orada şöyle bir talep vardı. Biz hem Türkiye'de ikamet ediyoruz hem burada ikamet ediyoruz. Almanya'da veya Fransa'da veya Belçika'da biz ikamet ederken edindiğimiz araçları Türkiye'ye getirdiğimizde 6 ay sonra giriş çıkış yapmamız gerekir. Bunu eğer belli bir süresini genişletirseniz 2 yıl gibi veya 2 yıl 24 aya yayarsanız biz bir daha giriş çıkış yapmamıza gerek yok dendi ve bu düzenleme onun üzerine yapıldı. Fakat bunu birçok insan istismara kalktı. Onların vasıtasıyla yurt dışında yerleşik ikametgahı olan vatandaşlarımızın vasıtasıyla yurt dışından daha çok lüks otomobilleri Türkiye'ye getirmeye çalışıldı. Ama bakanlığımız bununla ilgili de önlemlerini ve çalışmalarını yapıyor. Vatandaşlarımızın da özellikle bu tür şeye girmemelerini
buradan sizin vasıtanızla istemiş olalım. Çünkü ileride mağdur olurlar. Nasıl bugün... Bu arabayı kaybederler. Tabii. Bugün özellikle bir takım ithalat yapan galericilerden almış oldukları lüks araçların gümrük değerlerinin düşük gösterilmesi neticesi mağdur oluyorlarsa, ki biliyorsunuz birçok siyasiler, sanatçılarımız mağdur olmuştu ve bu kamuoyunu da meşgul etmişti. Bununla ilgili de vatandaşlarımız dikkatli olması lazım. Eğer böyle bir durum ihbar neticesinde veya resen tespit edilirse, o araçların ellerinden alınması gibi, gümrüklere çekilmesi gibi bir yaptırımla da karşı karşıya kalırlar ve mağdur olurlar. Şimdi biz demin özlük hakları personel dedik, tweetler başladı. Evet, tamam. Görüyorsundur sen de. Denetim elemanlarının sayısında veya işte özlük hakları ile ilgili bir beklenti var anladığım kadarıyla. Evet. Gelen sorular biraz onu gösteriyor. Var mı personelinize o anlamda vereceğiniz mesaj? Personellerle ilgili tabii bu özellikle personel daire başkanlığımız tarafından çalışmalar yapılması noktasında bir talimatımız var. Ama daha ortaya çıkan bir netice yok. Zaten... bu biraz da bütçeyle alakalı ve personel rejimiyle alakalı bir durum. Tabii biz özellikle aynı işi yapanların eşit ücret alması noktasında genel prensibimiz var. Ücretler arasındaki eşit işi yapanın farklı ücret almasını çok hoş görmüyoruz. Ama elemanlarımızın da bu farklılıklardan dolayı mağdur olmasını istemiyoruz. Bir çalışma yapacaklar, ileride paylaşırız. Sonuçta inşallah. Yetişmiş elemanı kaybetmemek tabii, mantığı tabii. Üzerine herhalde aynen. İşleyecek. Şimdi hayatın her alanına dokunuyorsunuz dedik bakanlık olarak. AVM'ler. Şimdi evet. Özellikle mesela başkent Ankara'da herhalde bir AVM cennetiyiz diye düşünüyorum. Yani cenneti mi yoksa bilmiyorum artık. Tam aksi mi bilmiyorum. Bilmiyorum. O kadar çok AVM var ki. Evet. Tamam, AVM'ler açılıyor. Güzel. Ticaret oluyor. Ama küçük esnaf buradan bir mağduriyet doğdu. Evet. Aşikar. Korumak için farklı tedbirler düşünüldü. Hatta AVM'lerde onlara yer konuşuldu. Bu kadar çok AVM bu piyasayı kaldırabileceğini düşünüyor musunuz? Yani ticari olarak bunlara bir sınır, bir limit, bir şey getirilmesi öngörülüyor mu? Tabii bu çok tartışıldı ve biz de özellikle bizim bakanlığımızın çıkarttığı parakendecilik yasasının düzenlenmesiyle ilgili kanundan sonra da daha çok gündeme geldi. Biz orada tam da sizin belirttiğiniz gibi özellikle küçük esnafların korunması ile ilgili bir takım düzenlemeler getirdik. Yine küçük esnafın kaybolmaya yüz tutan sanatkarların işlettiği küçük dükkanların AVM'lerde yer bulması için özellikle onlara kapasitelerinin %5'i kadar yer tahsisi noktasında pozitif ayrımcılık getirdik. Yine küçük esnaflarımızın AVM'lerde yer bulabilmesi için kiraların o esnaflarımıza düşük tutulması noktasında da bir düzenleme getirdik. Tabii bütün bunları yaparken sektörün kendi çarkları içerisinde bunu düşünmek lazım. Yani zorlamayla eğer bir talep varsa arz talep dengesine dikkat etmek lazım. Devlet eliyle siz şu kadar AVM açılsın, bu kadar AVM açılmasın deyip düzenlemeler yapmak doğru değil. Ama sektörün kendi dinamikleri içerisinde bunu disipline etmesi lazım. Ki son zamanlarda AVM furyası diyelim biraz daha yavaşladığını görüyoruz. Doydu piyasa. Piyasalar kendini disipline evet. ediyor. Belki biz bazı de, sınırlar konulması, yani evet. mesela kilometre sınırı gibi. Zaten bu çalışılıyor. Çalışma saatleri. Bu evet. çalışma saatleri ile ilgili sıkıntılar var. Birbirlerine yakınlıktan evet. dolayı iş yapamama gibi durumları var. Şehrin belli bir kilometresini dışına çıkartılması ile ilgili düşünceler var. Bütün bunların değerlendiriliyor. Gerek diğer ilgili bakanlıklar gerekse biz tarafından değerlendiriliyor ama benim şahsi görüşümü sorarsanız ben özellikle bunun piyasa disiplini içerisinde disipline edilmesini istiyoruz. Ama bununla ilgili imar çalışmaları yapılırken
her yere de belediyelerimizin AVM izninin verilmemesi gerektiğini de biliyorum. İşin bir de sosyal yanı var, sağlık boyutu tabii, var biliyorsunuz. Yani, yani çünkü insanlar yazın klimalı ortam serin, kışın da şimdi sıcacık tercih ediyor insanlar. Fakat yani çocuğu olan herkes biliyor ki gerçekten sağlıksız bir ortam, özellikle çocuklar açısından. Tabii. Ya bizler için de öyle de hani diğer taraftan tamam gittiğinizde her şeyi bir arada bulmak iyi bir şey ama hani bir açık havada alışveriş keyfi diye tırnak içinde bir şey varsa onu da kaybettik. Bambaşka zaten bir... şimdi trend cadde dükkanları. Evet. Diyelim ki Anadolu'da da büyük şehirlerimizde de cadde dükkanlara daha fazla rağbet olduğunu, insanlarımızda da artık bu bilinç yavaş yavaş geliştiğini görüyoruz. Belediyelerde de bu konuda görev düşüyor. Evet. Neden? Daha iyi kaldırımlar, daha güzel kaldırımlar, daha geniş yaya yolları ki insanlar daha rahat dolaşsın, alışveriş yapabilsin, ticaret olsun. Mutlaka. Peki şimdi e-ticaret konusu bir de bir başka ayağı daha var. Onu da belki sormakta fayda var. Yurt dışından işte bazı büyük markalar var, büyük firmalar var daha doğrusu e-ticaret konusunda. Sipariş ettiğinizde belli limitler var. Bu limitlerde esneklik düşünüyor musunuz? Hayır, bu esneklik olmayacak, bu limitlerle devam edilecek. Onunla ilgili bize gelen talepleri elbette ki değerlendiriyoruz. Arkadaşlarımız bununla ilgili çalışmalar yapılıyor ama sizin de ifade ettiğiniz şekliyle çok büyük talepler yok. Biz ülkemizdeki ticaret erbabını da ve piyasaları da düşünmemiz lazım. Evet. Ve bu limitleri kontrollü şekilde artırmamız gerekiyorsa artırmamız lazım. Daraltmamız gerekiyorsa da piyasanın hacmine göre buna limitle azaltmamız lazım. Şu anda çok müdahil olmak istemiyoruz. Bu limitleri piyasalar kabul etti esasında. Şimdi siz bildiğim kadarıyla yani çok detaylı bilgiye ulaşamadım dürüstçe söyleyeyim ama bugünlere gelirken özellikle üniversite öğrenciliğinize kadarki dönemde üniversiteyi okurken de çok zor koşullarda yaşayıp gelmişsiniz. Evet. Öğrendiğim kadarıyla. Yani bunu sizin özel hayatınızdır ayrı ama hayatın bütün hani maddi ve manevi zorluklarını yaşayıp gelmiş ve bugün bu koltukta oturan bir Anadolu insanı gözüyle baktığınızda ya ben bakan olarak şuraya geldim. Hani Allah'a şükür, Allah utandırmasın ama şunu yapmam lazım. Giderken arkamda şöyle bir iz bırakmam lazım. Ne var aklınızda? Neler yani, ya da? Özellikle programın başında da ifade ettiğim gibi birinci hedefim gümrüklerimizi otomasyona geçirmek. Gümrük işlemlerini kolaylaştırmak. En büyük hedeflerimizden birisi bu. Ve özellikle yine hedeflerimizden birisi bizim bakanlığı da yakinen ilgilendiren küçük esnafa yönelik iyileştirici tedbirler ve küçük esnafı destekleyici, onların hayatını kolaylaştırıcı bir takım düzenlemeler yapmak ve onları ki hükümet programımızda da var esnaflarımıza çeşitli noktalarda parasal destekler veriyoruz. Hatta birçok esnafımıza özellikle faizsiz krediler var. Bunun bakanlığa da geldiğimde gördüm ki bundan birçok esnafımız haberdar değil. Bunu haberdar ederek daha fazla esnafımızın yararlandırılması hakkı noktasında... Hakkı var ama bilmiyor insanlar. Evet, yararlandırılması noktasında çalışmalarımıza hız vereceğiz. Tabii bizim bakanlıkla ilgili en önemli nokta online'a geçip biraz önce ifade ettiğim gibi suistimalleri en az indirmek, hızımızı maksimuma çıkarmak ve bizim ihracatımızdaki özellikle 2023 hedeflerini yakalayabilmemiz için bizim ihracatımızı kolaylaştırmamız lazım ve artık şunu insanımız görmesi lazım. Ben kurallara uyduğumda Türkiye gümrüklerinde bir sıkıntı yaşamayacağım. Eğer ben kurallara uygun ihracat yapıyorsam Türkiye gümrüklerinin hiçbir kapısında ben bir sıkıntı yaşamadan kısa sürede ben ilgili pazara bu malımı ulaştırırım. Bunu düşünecek. Veya ithalat yaptığında da ben kurallara uyuyorsam, belirtilen kurallara uygunsa ben atıyorum Brüksel'den yüklediğim malı taşıma süresi dikkate alınarak 5 gün sonra Ankara'da pazara arz edeceğim diyebilmeli ve
planını, programını da ona göre yapmalıdır. Biz küresel refah pazarlarda rekabet edebilmemiz için, gelişen dünya ekonomisinde daha fazla pay alabilmemiz, refah düzeyini artırabilmemiz için biz hem iç ticaretimizi artıracağız, buna paralel de dış ticaretimizi kolaylaştıracağız. Bu noktada hedeflerimiz koyduk. İnşallah görev süremiz sonunda bu hedefleri yakalamışsak, biz gayri safi milli hasılamızı artırma noktasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak gerekli katkıyı sunmuşsak görevimizi yapmış hissederiz inşallah. Şimdi bizim izleyicilerimizden gelen sorular var. Bir tanesini sormak istiyorum. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiriyor. Yurt dışında sürekli kullandığım cep telefonumu Türkiye'de bir defa kullanamıyorum. İkinci defa yurda gelince telefon kapanıyor diyor. Çünkü hani sık gelip gidiyorlar oradaki evet. telefonlarını. Belli süresi var. Evet. Yurt dışından algıladığı için o telefon 30 gün galiba o süre sonrasında evet. kapanıyor. Bununla ilgili herhangi bir tedbir düşünüyor mu diye sormuş Emin Şanlı. Tabii onunla ilgili tekrardan bildirim yapması gerekiyor ama bununla ilgili özellikle arkadaşlarımızla ilgili bakanlıklarla işbirliği içerisinde biraz bu süreyi uzatabiliriz diye düşünüyorum. Çalışma yapabiliriz. Bu açıdan faydalı evet. olacaktır. Yani özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız inşallah. Açısından. Şimdi tabii siz böyle dediği gibi Serhat'ın yani doğrudan insanların özellikle Heh. Otomobil konusu hani öyle Doğru. sorular da geliyor ama onları muhtemelen internette mevzuatı çok rahat izleyenlerimiz bulabilir. Hani ama şöyle bir soru var mesela farklı bir sektörden medikal alanında sağlık sektöründen sağlık ürünlerini herkes alıp satabilecek mi rahatlıkla diye yani ithalatında ihracatında farklı bir prosedür. Tabii Sağlık Bakanlığı'nın Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olan ilaçlarımızı yine Sağlık Bakanlığı onun mevzuatını eczacılarla evet. beraber biliyorsunuz eczacıların bu noktada satış tekeli var. Onlarla beraber çalışmaları lazım. Yoksa bizim gümrük açısından bir sıkıntı yok. Ama Sağlık Bakanlığı'nın bununla ilgili dairesi var, izinleri var, prosedürleri var. Ki oradan izin alınmayan hiçbir ilacın da kullanılması doğru değil. Keza medikal donanım için de herhalde evet, hani büyük tabii, cihazlar tabii. vesaire Bunların, için de aynı şey. Hem sağlık onaylarının alınması lazım hem TSE onaylarının alınması Hı. lazım. Biz gümrük mevzuatı açısından ancak bakabiliyoruz ama bu ürünlerin sağlıklı olup olmadığını ilgili Hı. bakanlığın onaylaması gerekiyor. Şimdi bu kooperatifçilik konusu da bence önemli. Hani belki bu işte yeni ekonomik düzende ne kadar işte yer var falan tartışmaları olabilir ama baktığımızda Türkiye'de bu işin belli dönemlerde başarılı yürütüldüğünü görmekteyiz. Evet. Sizin döneminizde de bununla ilgili özel bir çalışma olacak mı? Ne düşünüyorsunuz? Evet. Nasıl planlamalar içindesiniz? Biz kooperatifçiliğe ayrı bir önem veriyoruz ve bugüne kadar da kooperatifçilik genel müdürlüğümüz gerçekten başarılı çalışmalara da imza atmış ama bundan sonra özellikle farklı alanlarda küçük üreticilerimizi destekleyici mahiyette, özellikle köylerdeki kadın girişimcilerimizi destekleyerek, onların kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel ürünlerimizin üretip pazarlanması noktasında bakanlığımız hem yol gösterici hem de parasal anlamda da destek sağlayıcı rol oynayacak. Onların eğitiminden kooperatifçiliğin kooperatifleri kurarak o ürettikleri ürünlerin pazarlamasına kadar her alanda destek verecekler. Bununla ilgili de buradan da çağrı yapalım. Biz ayrıca kooperatifçilik genel müdürümüzle de talimatı verdik. İller bazında da bu tip çalışmalara hız verecekler. Yine özellikle tarımsal ürünlerin pazarlanması noktasında da Tarım Bakanlığı'nda esas o kooperatifler ama bizim Kooperatifçilik Genel Müdürlüğümüzde ciddi çalışmaları var. Özellikle yine zeytincilikle ilgili Marmara Birlik gibi böyle büyük birlikler bizim denetimimizde ve bu noktada da diğer illerin öne çıkan ürünlerinin birlik çatısı altında toplanarak daha geniş pazarlama alanı ve çalışmalarını yapmasını da istiyoruz. Şimdi onu diyecektim. Bakalım. Tüketici hakları bu yargının üzerinden ciddi bir yükü aldığı kesin evet. ama bir defa yolum düştü benim de. Kazandın mı? Evet.
galiba. Yani orada bir limit var değil mi? 750 liralık bir şimdi, limit var sanırım. Şimdi tabii büyükşehir ilçeler ayrımı var. Büyükşehirlerde 3300 liraya kadar. Ya da benimki birkaç yıl önceydi. Yani önce belki de, o zaman. İlçelerde 2200 liraya kadar olanlar. Şimdi, ama orada o zaman yani bir 3-4 sene oldu. 3-4 yıl önce benim Ankara'da gördüğüm manzara o böyle hani şey vardır ya biraz karikatürize bu dosya dağları görüntüsü. Evet. Yani dosyaların arasında kaybolmuş personel. Öyle bir tablo vardı. Bilmiyorum son durum nedir? Maalesef şu anda da öyle. Ve gittikçe de insanlar bilinçlenince müracaatlar çok fazla arttı. Bu iş yükünün altından kalkabilmek için de Türkiye çapında bütün hakem heyetlerinin, tüketici hakemi heyetlerinin kullanacağı bir altyapı yazılımı geliştirdik TUBİS diye. Müracaat sistemi var mı? Tabii işte şimdi onun ve bilgi bağlantılarını sağladık. Ayrıca raportörler aldık. Yani şimdiye kadar çok böyle bu işin ehli insanlarımızın dosya yükü altında ezildiklerini biraz önce Murat Bey'in dediği gibi özellikle 2014 yılında bankaların ücret kart aidatlarını geri ödememeleri nedeniyle yapılan başvuruların olumlu sonuçlanması neticesinde bir talep patlaması veya müracaat patlaması oldu. 5 milyon küsür bütün Türkiye çapında tüketici hakem heyetlerine iş yükü yüklendi. Bununla ilgili Adalet Bakanlığımız da bir kısmını arabuluculuğa devredebilir miyiz diye bir çalışması var ama bizim kendi içerimizde raportörlerimizi de 500'e yakın raportör alma hakkımız var. 100'e yakın raportörlerimizi aldık, eğittik. Bunlar büyük şehirlerden başlamak üzere hakem heyetlerinde görev yapacaklar, raporlamalarını yapacaklar. Çünkü görünen şu iş yükünden dolayı sağlıklı kararlar da çıkmayabiliyordu. Doğru. Bunların daha sağlıklı karar alabilmeleri için iş yükünü biraz hafifletmemiz lazım. Belki büyük ilçelerimizde 1-2-3 hakem heyeti değil de daha fazla hakem heyetleri kurma gibi düşüncelerimiz var. Ve en önemlisi de elektronik ortamı daha fazla kullanarak şablonlarımızı ve benzer davalar arasında seçim yapma, emsal yapma, o veri tabanını kullanmak istiyoruz. Önemli bir proje. İnşallah büyük bir kısmını bitirdik. Daha bunu Yargıtay kararlarına da ulaşabilirliğini sağlayacağız ve sağlıklı kararların çıkmasını bu vesileyle sağlamış olacağız. Ama iş yükünün de biz artık hakem heyetlerinden bir kısmını almak istiyoruz. Efendim, yapacak programı, çok iş var. Aynen. Programın sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi bir şey sormamız gerekiyor. Cep telefonları ile ilgili geliyor mesajlar. Şu 2 yıllık süreyi 1 yıl yapar mısınız gibi ricalar. Siz birazcık da orada umut verince şimdi insanlar hemen. Cep telefonlarında süre, araba konusu hep gündemde ama şimdi Malatya mevzusuna değinmek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü sosyal medyada bir Malatya rüzgarı esiyor şu an sizinle birlikte. O yani kesin. Şunu sormak isterim. Yani tamam, bu kadar yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı, Başbakan çıkarmış bir şey Malatya. Malatya'da sizinle birlikte büyük projen ne değiştireceksiniz, ne yapacaksınız? Yani tabii bizim... Çünkü tarihe geçecek bu ilk yayınız, ilk ulusal yayın. Malatya için bugün ne söyleyeceksiniz? Yani biz sadece Malatya'nın bakanı değiliz. Elbette. 81 ilin bakanıyız ama... Tabii seçim çevremiz itibariyle de Malatya'da vermiş olduğumuz sözler vardı. Bütün milletvekili arkadaşlarımızla beraber hatta başbakanımızın, cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu sözler vardı. Bununla ilgili özellikle organize sanayilerin, bizim üçüncü organize sanayi dediğimiz birinci organize sanayinin devamı ile ilgili kamulaştırma problemi vardı. Onu sağ olsunlar gerek Kalkınma Bakanımızın desteği ve gerekse Bilim Teknoloji Bakanımız Sayın Fikri Işık'ın destekleriyle çözdük. Gerekli para aktarımlarını yaptık. Tabii bizim hedeflerimiz arasında Malatya'ya ikinci bir üniversite yapmak ve devlet üniversitesini kazandırmak. Bununla ilgili diğer milletvekili arkadaşlarımızla beraber çalışmalarımız var. Şimdi ben bütün Malatya projelerini söylersem diğer bütün illerimizde kıskanacak. Bu tabii örneklem olsun diye söylüyorum. Kayseri ile ilgili zaten bizim bakanlığın da bir anlamıyla bir kısmı bizde. Bununla ilgili diğer milletvekili arkadaşlarımızla beraber onlar bir çalıştay da hazırlıyorlar. Kayseri altın yılını mı yaşayacak?
Kayısının piyasasının daha oturaklı hale gelmesini, yıllara sarı iniş çıkışlarını engelleyerek üreticilerimizi ve tüketicilerimizi koruma noktasında bir takım tedbirler ürün alacak. Ürün çeşitliliği. Tabii ürün çeşitliliğinden ticari tutumla, anlamda pazarlamasına kadar bir takım dizi sorunları var. Bununla ilgili çalışmaları da inşallah biz yapacağız. Bu noktada arkadaşlarımız çalışıyorlar. Yani kuzeyde fındık, işte Malatya'da da kayısı sadece Türkiye için değil. Yani bizim zeytin gibi aynı şekilde. Aynen. Yani dünya biz nasıl zeytine lideri yönetici olmak tabii, gibi bir şu sorumluluk anda var. Zeytinde nasıl ciddi çalışmalarımız varsa, nasıl üretimimizi belli bir noktaya getirmişsek, bunun pazarlamasını belli bir noktaya getirmişsek, hatta Avrupa Zeytin Üreticileri Federasyonu'nda biz söz sahibi bir ülke konumuna gelmişsek, aynı şekilde fındıkta nasıl bir takım çalışmalar yapıp gelişmeler sağlamışsak, Türkiye'nin önemli milli ihraç kalemlerinden olan kayısının da ki Malatya ve civarında yetişiyor kaliteli kayısı. Hı hı. Bununla ilgili de çalışmalarımızı inşallah bu dönemlerde hız vereceğiz. Ben şu itirafı yapmak zorundayım. Bir rekor kırdınız. Bugüne şöyle kadar ki ben de ona bakıyordum. Farklı konu başlıkları çerçevesinde gelen soru sayısı itibariyle bu kadar farklı soru çeşitliliği ilk kez yaşanıyor. Çok da detaylı sorular var. Yani çok inanılmaz yani. Gümrük inanılmaz. Muhafaza memurlarının silah tazminatından tutun da ek ödemeleri. KDV işte üreticiye göndermek zorunda diyor. Müşteri bilgileri üreticiye gidiyor, problem oluyor. Tam olarak soru yani anlaşılmamış. Ek göstergelerine kadar detaylı veriliyor. Sınırsız. Bizim 3-4 program daha yapmamız lazım bu sorularla. Bizim bakanlık tabii hayatın her alanına değindiği, tabii, dokunduğu için özellikle ticaret bölümüyle ama gümrük bölümüyle de Türkiye'nin özellikle ihracatçılarımız, ithalatçılarımız ve ona bağlı iş piyasada iş yapan insanlarımıza dokunduğu gibi bakanlığımızın personel yapısı itibariyle de geniş bir bakanlık. 18 bine yakın bir personelimiz var. Az bir personel değil. Çok. Tabii bu bakanlığın kolluk kuvvetleri var. İşte gümrük muhafaza memurları gibi bunların silah taşıma yetkileri var. Dolayısıyla haklı olarak böyle bir talepleri var. Biz de diğer polis arkadaşlarımız tazminat gibi istiyorlar. Veya kolluk kuvvetleri gibi bizler de bu sorumluluk altındayız. Biz de bunun tazminatını istiyoruz gibi. Tabii bu bakanlıkta çok ciddi bir müfettiş sayısı var. Ve Türkiye'nin bürokratik anlamda çok köklü bir bürokrasisi olan bir kurum. Orada müfettiş kökenli arkadaşlarımız var, kontrol kökenli arkadaşlarımız var, denetmenlerimiz var, uzmanlarımız var. Ve bunların sayısı da çok fazla olduğu için her birinin de farklı farklı talep ve istekleri, beklentileri var. Ama biz arkadaşlarımıza da ifade ettiğimiz gibi biz milletimize hizmet noktasında sonuç odaklı çalışacağız. Hizmet odaklı çalışacağız ve millete olan borcumuzu hizmet ederek ödeyeceğiz. Bütün arkadaşlarımız da zor şartlarda da görev yapan arkadaşlarımız, rahat şartlarda da görev yapan arkadaşlarımız sonuçta vatandaşa hizmet etmek zorunda. Ve bu hizmetin neticesinde biz topu orta sahada döndürmeyeceğiz, evet, sonuç alacağız, golü yapacağız. Başka Peki. şansımız yok. Sayın Bakanım çok teşekkür ediyoruz. Bakan olduktan sonra ilk ulusal yayın röportajınızı bize verdiğiniz TRT Haber'i tercih ettiğiniz için ayrıca teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Ve Haber Odası'nı bu akşam burada noktalıyoruz. Bir başka Haber Odası programında buluşuncaya dek ben Serhat Akça, iyi akşamlar diliyorum.